Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda Yunus Emre'nin hayatı ve bütün şiirleri adlı kitabı dilim döndüğünce yorumlamaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki bu defteri e, kitap alıntıları için kullanmıştım. E, daha daha önceden de paylaşım yapmıştım. Bun, bunu da size göstereceğim. Şimdi Yunus Emre'yi anlamak gerçekten e, gönül ister. Yani kalp ister. Kalple aklı birlikte kullanabilmek gerekir. Ben bazı yerlerini 2-3 kere okudum. Ba bazı yerlerinde ne demek istemiş çünkü e, bilmediğimiz kelimeler çok fazla arkasında da sözlük bulunuyor e, tabi oradan da bakabilirsiniz yani e, gerçekten anlamak zor e, yürek ve kalp ister derler ya öyle bir şey 2-3 e, kere okuduğum yerler çok fazlaca oldu altını çizdiğim yerler çok fazlaca oldu e, Yunus Emre Gönüller şari büyük bir halk ozanı hepiniz biliyorsunuz birazcık bahsetmek istiyorum ee, ve daha sonra alıntılardan da bir iki bir şey söylemek istiyorum. Yunus Emre biliyorsunuz ki 1240 ve 1320 yılları arasında e, 13. Yüzyı, yüzyıla denk geliyor. Moğol istilası ve Selçuklu devletinin yıkıldı, e, yıkıldığı dönemde yaşadığı bilini, biliniyor Yunus Emre'nin. E, o Yani o dönemde e, yaşamış diye rivayetler var. Tabi bazı kaynaklar e, ne zaman yaşadığı vesaire kiminle evlendiği bu gibi bilgilerin olmadığı e, yönünde bilgiler yazmış ler e, ve Yunus Emre gerçekten yani büyük bir derviş, büyük bir halk ozanı, büyük bir gönüller şairi diyebiliriz. Hece ölçüsüyle yazıyor ama aruzu aruzu da çok fazlaca kullanıyor. Dilinin arı Türkçe olmadığını biliyoruz. Yani bu kitaptan da anlaşıldığı üzere dediğim gibi bir e, mesela bazı sayfaları 10-15 kere okumuş e, okumuşluğum vardır dili ara türkçe değil çünkü niye o dönemde Arapça ve Farsça çok fazla yaygın kullanıldığı için kendisi de Arapça ve Farsça tamlamaları kullanı kullanıyor ve şöyle bir bilgi de var. Mevlana'yı görüyor Yunus Emre. Onun meclislerinde bulunuyor. Mevlana vefat ettiğinde kendisinin 30-35 yaşlarında olduğu da söylenmekte. Yunus Tapduk Baba'nın dervişidir. Şöyle bir dörtlü şöyle bir iki dizesi var. O çok hoşuma gitmişti. Tapduk'un tapısında kul oldu kapısında. Yunus miskin çiğ idi, piştik elhamdülillah diye bir iki dizesi var. Bu çok e, hoşuma gitmişti. Bunu da alıntılara eklemiştim. E, diyebiliriz. Yani Türk edebiyatının en büyük şairlerinden birisidir Yunus Emre. E, ve birçok yerlerde gerçekten e, birçok yerlere gitmiş. Nereye gitmiş? Mesela Azerbaycan'a, İran'a, e, Tebriz, Maraş, Kayseri, Sivas, Anadolu'nun büyük bir çoğunluğu. Zaten şöyle ki e, Yunus Emre'nin hani birçok anıldığı birçok şehir var. Bu şehirlerden birincisi birincisi mi artık onu da tam bilmiyorum ama şu an içinde bulunduğumuz Karaman şehri ve Karaman şehrinde eğer fırsatım olursa sizlere Yunus Emre'nin olmuş olduğu yani nerelerde geçiyor. Buraları sizlere de göstermek isterim. Fırsatım ve zamanım olursa sizlere göstereceğim. Ve Sivas Sivas olduğu söyleniyor. Mesela Sivas'ta da çok fazla Yunus Emre ile ilgili yerler var diyebiliriz. Ve benim şöyle bir yani Yunus Emre ile ilgili şöyle bir kısa anlatmak istiyorum size. Yunus Emre'nin biliyorsunuz ki divanı var. Divanın e, vefatından yıllar sonra. Molla Kasım'ın eline geçiyor divanı 3000 sayfalık bütün şiirlerini kapsıyor ve Yunus 3000 şiirini söylemiş kendinden sonra gelen Molla Kasım isimli şeriat alemi ise bir su kenarında bu divanı yani bu şiirleri okumaya başlıyor ve okudukça bunlar şeriata aykırı bularak yakıyor bin tanesini suya atıyor daha sonra bin tanesini yakıyor, bin tanesini suya atıyor ve son üçü, yani üçüncü bine başladığı zaman şu beyitle karşılaşıyor. Molla Kasım. Derviş Yunus bu sözü eğri büyürü söyleme seni sigara çeken bir Molla Kasım gelir. Molla Kasım tabi yaptığına pişman oluyor. Yaktığına yani daha sonra suya attığına çok pişman oluyor. Rivayete göre yakılan bin şiir gökte melekler denize atılan bin şiiri balıklar. Molla Kasım'ın elinde kalan bin şiiri ise insanlar okumaktaymış. Gerçekten o kadar derin hissiyatlı bir şair ki daha sonrasında yaşanacak olanları yani divanıyla ilgili Molla Kasım'ın eline geçen 3000 şiirini bu dizelerle söylüyor. Yani Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme seni sigara çeken bir Molla Kasım Gelir diyor arkadaşlar bu kısa benim çok hoşuma gitmişti bunu da sizlerle paylaşmak istedim Yunus Emre dediğim gibi bu kitabı okumayanlar okuyabilirler ben Yunus Emre'nin e, dizisi vardı biliyorsunuz defalarca izlemiştim vardır o diziyi de e, şöyle hemen e, nasıl yazdık onu da bir göstereyim sizlere Şuraya dediğim gibi ben kendi e, düşüncelerimi yazdım ve şuraya da e, alıntılar kısımda aslında birçok alıntı alıntılı kısım var. Bana bana göre kitabın yarısı altı çizilecek e, hani dizelerden mısralardan oluşuyor ama e, buraya tabii ki birkaçını yazdım. E, ben e, buradan size bir şey e, daha okumak istiyorum. Yani bu alıntı kısmından gerçekten bu da bütün kitabın bir özeti gibi geliyor bana. Hemen söyleyelim. Savaşın en üstünü insanın kendi nefsiyle, kendi dileğiyle savaşmasıdır. Hadisi şerif. Doğan kişi bir yola düşmüştür. Yürür de yürür, gider de gider. Bu gidiş ya iyiliğe ya hayra ulaşır ya kötülüğe ya da şerre ulaşır. Bir an düşünmek 60 yıl, 70 yıl kulluktan hayırlı. Her adımda her adımda düşünmek, kendini sorguya çekmek, her gün geçen günden ileri varmak, her an iyiye güzele, iyiliğe güzelliğe yol almak gerekir. Gerçek yolculuk budur. Yunus diyor ki, sensiz yola girer isem çarem yok adım atmaya, gövdem de kuvvetim sensin başım götürüp gitmeye. Sorun taptuklu Yunus'a bu dünyadan ne anladı? Bu dünyanın kararı yok. Sen neymiş, ben neymiş? Bu da sayfa 172'de arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Yunus Emre gerçekten büyük bir şair. Onu anlayabilmek için akıl ve kalbin birlikte çalışması gerekiyor ve kitabı tekrar tekrar okumak gerekiyor. Ben bu kitabı inşallah ki bir dahaki seferde yani boş bir zamanımda yeniden okumayı düşünüyorum. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.